ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Kral, bu arada haftanın en kral oyuncusunu bir daha seçelim mi? İddiayla haftanın en kral oyuncusu sizce kim? Belli. Josef Tesoza, Caner Erkin, Andreas Cornelius, Mustafa Yatabare. Mustafa Yatabare, Çalımbay. Mustafa Yatabare, Çalımbay, evet. O da bir, bak hocam geri evladı affetti. Görüyor musun? Galibiyetler üst üste geliyor. Bence Josef Tesoza tabii. Bence de Josef Tesoza. Çünkü Türkiye'de en çok şampiyon olmuş 4 takımdan ikisinde Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş'a karşı, Beşiktaş'ta oynarken Fenerbahçe'ye karşı. Profesyonellik nedir? Alınan paranın karşılığı tam olarak nasıl verilebilir? Hoca ne görev verirse yapılır. Yani Mehmet Topal, Josef beraber oynar mı tartışması vardı. Abi Josef orada da fena oynamıyordu. Yani çok iyi oynamıyordu ama fena oynamıyordu. Daha sonra Beşiktaş'ta geçen sezonun en iyi bir 6 numarasıydı. Açık ara önünde iki tane daha böyle işte ofansif kullanılan orta sahayla oynamayı başardığı gibi bu kez de böyle Piyan için en verimli olduğu yer olarak Önder Karaveli'nin doğru tespitinde Regista'da yani savunmanın önündeki oyun kurucuda derin oyun kurucu gibi oynamasını sağlayan Josef'in bu maçta 8 numara gibi iç oyuncusu oynaması oldu. İç oyuncusu bir maçta 2 golde katkı veriyorsa ve üstelik bunu haftanın en popüler, en çok izlenen maçında veriyorsa o haftanın oyuncusudur, en kral oyuncusudur. Aynen öyledir. Şimdi ben izleyicilerimiz arada bu programda gülüp eğlendiklerini de söyledikleri için yapmıyoruz biz bu şakaları. Ya trajikomik yani izahı olmayan bazı şeylerin sadece mizahı oluyor. O yüzden söyledim ama genel olarak ciddi olalım. Sana çok... o tecrübeli hakemin söyledikleri doğru. Benzer bir gaz. Benzer bir gaz. Bülent Yavuz rahmetli, Allah rahmet eylesin, çok severdim kendisini. Onun da çok büyük gazları vardır. Kendi hakemlerine mesela Cüneyt'i falan yetiştirirken öyle yetiştirmiştir Fırat'ı. Ama onlar hep şunu yaparlar. Bir dakika bile işte dikkatini kaçırmayacaksın, bilmem ne yapmayacaksın falan diye. Bülent Hoca'nın gazlarında hep o bir uyarı bölümü vardı. Bu benzeri gaz Deniz Ateş Bitner'in başını yedi. Deniz Ateş Bitner'i de Kuddusiler, bak Kuddusiler çok iyi arkadaşımdır benim. Aile dostumdur. Kötü, çok kötü hakemdi yani. Kuddusi kötü hakemdi. Kuddusi'nin çok oğlu Finlandiya milli takımda oynayabilir. Evet. Kuddusi'nin eşi Finlandiyalı. Evet. Finlandiya'da okuyor çocuk da. İsterse futbol, orada da altyapı, milli takım, altyapı futbol takımlarında oynuyor. İsterse oynar Türkiye'de. Kuddusi Litmanenoğlu diyorsun, isterse olur. Onun işte, isterse olur. Yani Kuddusi kötü hakemdi. Çok iyi, evet, bir insan. İnsanlığını buradan tanıştırdım ama kötü hakemdi gerçekten maalesef. Söylüyorum yani. Ya kötü hakemdi diyorum. Kötü hakem, bir tane ama Beşiktaş Galatasaray maçı var. Ali Eren, Hasan Şaş pozisyonları. Başka derbisi yok. Ya abi zaten yetti yani o, anlatabiliyor muyum? Sonra başka derbi artık ve derbi kanti. Yani her hafta sonra yönetsin onlar o sıkıntı. Ama Kuddusi MHK başkanı olunca Bünyamin Gezer'le beraber bunlar Deniz Ateş Bitmeli gazladılar. Genç hakem, genç hakem. Vay kardeşim şu. Yeni prens oydu yani. Sonra bir Kasımpaşa Fenerbahçe maçında golü de Josef Tesoza atmıştı. 1-0 Fenerbahçe kazanmıştı o maçı. Ve Vitor Pereira dönemi. Tamam. Kuddusi Müftüoğlu'na demiştim ki bak Kuddusi, bunu çok Deniz Ateş Bitmeli hem köşemde yazmıştım. Ya sen bu gazlara gelme, bak adamı alkışlarla fezaya gönderirler diye. Aynı sezon Trabzon Galatasaray maçında patladı, işi bitti. Alkışlarla yani, fezaya gönderirler çok iyi. Alkışlarla fezaya gönderirler abi adamı. Hadi baba, hadi uçağa pat, uçarsın böyle. O yüzden hani bu gazlara gelmeyin. Size bir şey olmaz diyenlerin arkasındakiler çekip çekilir abi. Size olur, yazık olursunuz. Bak gençliğinizin baharındasınız. Bu işten şu anda nereden baksanız bir 15 bin lira, 20 bin lira aylık maaş alıyorsunuz. Bunları kaybedersiniz. Yani hiç gaza gelmeyin abi. Abi. Usul hatası yapmayın. Yıllar evvel ben de gençtim, çok hata yapıyordum. Ben de biliyorsun. Usul hatası da yaptım. Usul hatası yaptığım için işimden doldum. Ve esas da haklıydım. Esas da %100 haklı olduğu konuda. Usul hatası yaptığım için kovuldum. Bütün gençlere tavsiyem, usul hatası yapmayın abi. Ben de bu hayata dair şunu söyleyeyim. Biliyorsun ben her şekil, hani entelektüel falan diyorlar da, ben hep sokak çocuğu oldum ve kavga dövüşmeyi çok severim. Hayatın gerçeği bu yani. Yani hep dövemezsin ama çok da darbe almayacaksın. Yalnız şu en önemli böyle racondur hayatta olması gereken. Kalabalıkta kabadayılık yapanın tenhada özrü kabul olmaz. Evet abi. Demişti bir abi bana. Ben bir daha asla kabadayılık yapmadım kalabalıkta. Yiyorsa, hani maçan yiyorsa denir ya, maçam karom, teke tek, 1-2 falan en fazla odur. Şu, bu yaşta artık sadece teke tek. Yani benim söylemek istediğim bu. Hayatın her alanında geçerli. Mesela bir finans kuruluşunun başındasın. Çok iyi gidiyor senin işler falan. Çok bilemeyeceksin. Yani arkandaki güçlere çok güvenip, hani
Arkandayız yürü oğlum falan filan. Sonra, feza feza. He, yani en doğrusu bence bak en doğrusu en doğrusu işi sen o paraları söylüyorsun ya o değil. O para işten zevk almıyorsan işi yaparken zevk almıyorsan yapma hiç. Abi bazen insana bir hal gelir. Dersin ki lan ben burada Allah'ım lan ben. Hüsnüm maşa ben buranın kralıyım lan. Bana bir şey olmaz yeni prensim şuyum buyum. Tak feza. Machiavelli prens değil mi? Yani tak prens feza. De hep o kötü yani, olarak kullanıyor. O yüzden o, yani o gaza gelmeyin abi. Şimdi hocam o zaman şuna dönelim. Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de böyle bir hakem işleriyle saha içi işlerini ayıracağız. Orada hakem hataları falan vesaireler var. Yani o başka bir şey. Söyleyeceğim. Galatasaray mesela Konyaspor'u yenerken İstanbul'da Başakşehir karşısında oynadığı oyunun onda biri kadar bile iyi oynamadı. Galatasaray'ın iç sahada en kötü oynadığı maçlardan biriydi. Tarihinde Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'ın iç sahada hep bunu ben referans alıyorum. Kesinlikle öyle. Konyaspor'un şu anda puan sıralamasında ilk 2'de olması bir sürpriz değil. O gün yenilen taraf olmasına rağmen Galatasaray'a karşı o oyun gücünü göstermesi. Bu son maçta da Emre Belözoğlu yönetiminde farklı bir oyun gücünü sahaya yansıtarak oyun felsefesine gerçekten de kazanamadığı ki çok az sayıda kazanamadığı maç var. Kazanamadığı maçlarda bile oyunuyla üstünlük kuran bir takımdı Başakşehir. Galatasaray bu karşılaşmada özellikle ikinci yarısında gerçekten oyun üstünlüğünü kurdu. Maçı kazanmasına yetmedi. 4 oyuncu değişikliği birden evet geç kalındı. Bence ikinci yarının başında ikisi girse daha sonra ikisi girse Galatasaray maçı kazanabilirdi de onu da söyleyeyim. Ya sonuçta maç son üçlüye kaldı. Yani cezanı yayının oradan frikiye kaldı. O da Halil'in hatası. Bir de tabii Halil bir pozisyonda gidiyordu. Mustafa Mehmet ya görmedi ya da veremedi pası. Şuradan versen. Evet, o pozisyonda Mustafa Mehmet özellikle girdikten sonra Galatasaray iyi oyununu skor tabelasına yansıtmak adına da çok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya golü de ama duran toptan attı Ali Bey diye itiraz edenleri duyuyorum. Evet abi Galatasaray zaten duran toptan gol atamıyordu. Çünkü Mustafa Muhammed'e ortalar yapamıyordu. Bilmem kaçıncı yani... kornerden sonra gol oldu değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu takımda duran toplardan, kornerden, havadan kullanıyorsan gol atmanın en büyük adayı Mustafa Muhammed'dir. Yani... Cagne de atıyordu ya kornerden. Ya Cagne de atıyordu da Mustafa Muhammed yani olursa daha bir atma şansın var onu söyleyeyim sana. Cagne de attı zaten. İlk Cagne attı hatırlarsın. Tabii. Ya bu ikisi de oynamıyordu ki bazı maçlarda. Ya o kornerler atılırken falan. Ya bunda ayrıca bir sıkıntı yok. Yani lider Trabzonspor'un attığı gollere bakın. Gollerin atılış biçimlerine bakın. Yani ne çalışırsan, ne kadar çalışırsan o kadar başarabilirsin. Her konuda. Evet her yani konuda. Bu maçta mesela Trabzonspor'un maçın başında o tam sağ yoğun pres Ömer Erdoğan'ın planına karşı çok iyi fikirdi. Marek Hamşik kadar mesela Trabzonspor'un o kolektif karşı presi de bir böyle oyun kurucusuydu. Ve öyle attı golü işte. O yüzden mi Dorukhan Orsan Rus'un oydu? Şimdi nereye bağlayacağım? Fatih Hoca'nın 90 dakikaya yayma sıkıntısı bu sezonki. Avrupa Ligi'nde taktik planı, oyuncuların bireysel yeteneklerinin toplamı bir takım oyununu 90 dakikaya ne kadar ustaca yayıyorsa ligde tam tersi. Tam tersi. 1.90 dakika sayamıyorum şöyle Galatasaray'ın maçın başına itibaren beyaz bayrak ayna diye tabir ettiğimiz. Beyaz bayrak aynı nedir? At yarışı oynayan. Başlar çıkar. Çıkar. Başlar bitirir. Birinci başlar yarış. Starting box'tan çıkarlar. Başlama kutusundan. Hop! Birinci sırayı alır götürür. Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde. Fatih Terim'in Galatasaray'ın en başarılı teknik olarak addedilmesini sağlayan budur. Birinci dakikadan itibaren. Beyaz bayrak ayna yapar. İstanbul'daki maçlarda özellikle. Derbiler hariç. Evet. Beyaz bayrak ayna yapar. Galatasaray çıkar. Öyle foto finişe falan kalmaz maç. Burada maç foto finişe kaldı. Başakşehir iyi ben bir şey demiyorum ama Başakşehir'e karşı böyle güçlü oyun oynayabilen bir takıma karşı böyle güçlü bir oyunla yansıtıyorsun ama skor tabelasına yansıtamıyorsun. Çünkü oyuncuların giriş dakikaları, oyuncuların başlangıç 11'indeki rolleri bunlar çok karmaşık. Sporun sigortası HDI Sigorta Sonran programını sundu.